Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 45. sezonun 3. savaşını oynayacağız. Şöyle savaş odasına gidelim. Rakibimiz Legion. Kimleri banlamışlar bakalım. Global Coron'un etkilenenler. Gerisini biliyorsunuz zaten. Gece Maymunu, Silk ve Void olmuş. Evet. Bizim grup hemen bitiriyor ya. Çok güzel bir şey bu. Evet. Hayalet, Wasp, Ant-Man nerede? Bakalım şöyle Ant-Man'e. Karınca adam almamız lazım. Takımım gene tabii ki hayalet üçlüsü olacak. Hood dışında Ant-Man alıyoruz. Güçlendirmelerimizi bastık. Hemen başlayalım. Evet, ortadan gidiyoruz. İlk önce B'ye. İlk rakibim kıyamet olacak. İlk dövüşlerim kolay. Burada bir güç barıyla başlamaya basmaya gerek yok o yüzden. Bakalım... Evet, direkt başlayalım. Tabii canımız gidecek şey olduğu için. Evet, ilk dövüşümüz bitti bile. Alt tarafa %8 cancık gitti. Yola devam ediyoruz. Sırada Morbius var. Bunun ilk koşuşuna bir dikkat etmemiz gerek sadece. Aynen buna işte. Ve bitti. Tamamdır. Hallettik bunu. İki dövüş kaldı. Aslında benim alt dövüşüm olacaktı gene bu savaş ama nasıl desem, ben kalkana kadar başka bir arkadaş halletmiş. O iki kişiye yazıldı çünkü. Bana ve bir arkadaşa R5 aleti olanlar yazılıyor. Evet, sırada Bishop var. Bir bakayım. Ay. Evet, burada artık bir güç barıyla başlama basalım. Doom tehlikeli olabilir çünkü. Şöyle de ağır dağıtalım bir tane. Daha bir tane dağıtalım. Güzel, iki iddet. Ah, L3 de olacak, keşke yapmasaydım. Yuh, çok vurdu. Aman, illa beşli combo yapacaksın. İlla bir kere yakaladığımı beşli combo yapacak. Şu bitene kadar bir uzak duralım da. Tamamdır. Eğer özel saldırı atmasına izin versem çok tehlikeli olurdu. Geldik Doom'a. Bu da basılmış. Buna heal basacağız mecbur. 2-14.000'lik. Bir de şundan basalım. Bakayım şöyle. Bir güç bariyle başlama. La halledeceğizdir bu işi. Buna ağır saldırı atmayacağım tabii ki. Bir kere daha vursaydım keşke. Tamamız. İyi işte, bu kadar. Bishop'a çok salak gibi ölüyorduk az kalsın ya. Yaralanmama da basmamıştık. Evet, benim dövüşlerim bu kadar. Son karoya kadar gideceğiz. Bakalım kazanacak mıyız? Bu savaşımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar.
Grupça kusursuz bir performans sergiliyoruz gerçekten. Hiç ölmedik. 3-0 onların gruplarını mağlup ettik. İttifakça da valla JA'nın eski JA olduğu zamanlardayız şu anda. Yani daha doğrusu bu savaşta öyleyiz. Sonraki savaşlarda öyle olabilir miyiz hiç bilmiyorum. Ama ilk savaşı da bence yenebilirdik. Kesinlikle yenmeliydik ilk savaşta. Şimdi top 3'te olurduk. Çünkü ilk savaşta yenseydik. Ama hala geç değil top 3 için. Top 3 hedefimiz var bu sezon için tabii. Ama ilk iki savaştaki performansımızı gösterirsek gene o yalan. Gene usta oluruz. İnşallah böyle iki nakavtla falan bir nakavt olsun devam ettiririz. Valla üçüncülüğe bile razıyım. Üçüncülük bile güzel çünkü usta bir ödüllerinden. Usta bir çok az tatmin ediyor çünkü. Hele usta iki hiç tatmin etmiyor. En az top 3 olmak lazım. Benim fikrimi soracak olsun. Hatta top 2 de o kadar da kaşınmayalım diyorum. Hadi top 3'ü de, üçüncülük ödüllerini de övelim diyorum ben. Güzeller çünkü. Evet, savaş zaferle sonuçlanıyor. Bir de savunmamıza gidelim. Şöyle geldiğimde arkadaşlar, örümcek domuzumuzun çok güzel iş yaptığını görüyorum. R6 biliyorsunuz o. Bir kill almış. Arada kill alıyor benim örümcek domuz. Hatta geçen sezon bir ara 2 kill almıştı. Tek seferde hem de 2 kill almıştı bir savaşta. Vallahi iyi götürüyor. Kimsede de 7 yıldızı yok şu anda. 7 yıldızı R2 atan olsa vallahi bunu çıkarırlar sağmadan. Ama saldırıda da iyi gider bu ha. Vallahi global atakır çünkü biliyorsunuz. Karadan etkileniyor bu da. Güzel olabilir vallahi. Evet, bu videomuz sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.